Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi geceler diliyorum ve sabah saatlerinde dinleyecek olan, izleyecek olan arkadaşlarım için de günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz şu an 02 civarlarını göstermekte ve sizlerden gelen yoğun istek ve talep üzerine özellikle borsanın bugün 5-6 bin puan civarındaki müthiş geri çekilmesinin de yaratmış olduğu bir rahatsızlık sebebiyle sizlerin sorularınıza yanıt verebilmek adına bir borsa analizi, endeks analizi yapma ihtiyacını hissettim. Endeksle ilgili veya borsayla ilgili çok fazla video analiz yapmıyorum. Ağırlıklı olarak Twitter adresim üzerinden anlık bilgilendirmelerde bulunmaya çalışıyorum. Ama değerli dostlar, maalesef endeks konusunda, borsa konusunda birçok yatırımcı arkadaşımız çok fazla ilgilenmiyor ve analizleri takip etmiyor. Odaklandıkları tek nokta hangi hisse yükselecek, tüyo peşinde koşmak, yükselecek olan uçan kaçan hissenin peşinden koşmak şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Böyle bir tavır söz konusu olduğu için de piyasa koşullarını gerçek anlamda algılamak istemeyen, piyasadan ziyade belli hisselerin peşinde koşup da sürekli vurkaç taktiği dediğimiz bir mentalite içerisinde hareket eden ama günlük trade'lerin de çok fazla başarı sağlamadığının farkına varsa da varmasa da piyasa koşullarını dikkate almayan yatırımcıların büyük bir çoğunlukta olduğu bir süreç içerisinde endeks şu durumda, borsa bu durumda demenin de çok da fazla anlamını görmüyorum açıkçası. Çünkü endekse dair yapılan analizler dikkate alınmıyor. Sadece 3-5 tane hisseyle ilgili olarak o an, o dönem, o süreç içerisinde güncel olan, gündemde olan hisselerin üzerinde yoğunlaşmak veya onların işte 3-5 kat prim yapacağına dair açıklamalar ve analizlerde bulunmak daha fazla ilgi çekiyor. Bu da benim tarzım değil değerli dostlar. Özür diliyorum, affedersiniz. Evet değerli dostlar. Borsa 130'lara gidecek, 130 bin lira gidecek, 140 bin lira, 150 bin lira gidecek şeklinde bir takım yorumların ve de manşetlerin atıldığı bir süreç. Ve şu anda görmüş olduğumuz üzere son birkaç gün içerisinde neredeyse 90 bin seviyelerine yaklaşmış olan bir endeks seyrine tanık olmuş durumdayız. Birçok hisse %8'ler 10'lar civarında değer kaybederken %15'lere 20'lere ulaşan kayıpların da olduğuna tanık olduk. Bunun sebepleri hususuna tek tek girmeyeceğim. Zira dolar TL analizlerinde veyahut da piyasanın genel konjonktürüne ilişkin analizlerimde bunun ayrıntılarını zaten izah ettim. Ama çok özet bir ifade kullanmak gerekirse swap kelimesini artık hepiniz biliyorsunuz. Swap faizlerinin 1200'lere, %1200'lere ulaşmış olduğu bir ortamda yabancının swap konusundaki TL ve dolar takasını sağlayabilmek adına, TL'ye olan ihtiyacını karşılayabilmek adına bu denli büyük faizlerle TL temin etmek yerine imkanı olanların, borsada pozisyonu olanların borsadan satış yapmak ve Türk tahvillerinde satış yapmak suretiyle TL'ye ulaşmak adına bir gayretinin olabileceğini birkaç gün öncesindeki analizlerinde de ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar son 2-3 gün içerisinde borsada çok sert satışlar görmekteyiz. Niçin? Bu satışlar yabancı yatırımcının TL'ye erişebilmek adına, hissesini satıp da TL'ye çevirebilmek adına gayretlerinden kaynaklanmakta. Arkadaşlar şu anda görmekte olduğunuz grafiğim TL ve de yabancı takas oranının bir kompozit grafiğidir. Yani bir bileşke grafiğidir. İkisini birlikte gösteren koordinasyonlu bir grafiktir. Sizler bu grafiği incelerken ben birkaç husustan daha bahsetmek ardından endeksin önümüzdeki süre içerisinde nasıl bir seyir izleyebileceğine dair bir takım noktalardan, bir takım kritik seviyelerden bahsetmeye çalışacağım. Bu grafiği izlerken ise sizlere yardımcı olabilmesi bakımından arkadaşlar, gördüğünüz kırmızı ve yeşil çubuklarımız endeksi göstermekte. Bu beyaz eğri ve aşağısında bulunan flu renk ise yabancı takas oranını ifade etmekte. Şu anda yabancı takas oranının
aktif olduğu bir grafik hakimdir. Daha doğrusu yabancı takas oranı aktif demeyelim isterseniz de endeksin aktif olduğu bir grafik. Zira endeks bugün 91.855 seviyesinden kapanış yaşadı ve %5.67 gibi önemli bir gerileme yaşamış durumda. Bu hususu şöyle ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle bu görmekte olduğunuz tabloda şu anda canlı piyasaları görmektesiniz. Bazı ayrıntılara girmeden önce dünya piyasalarında neler olduğu konusunda değinmek gerekiyor. Öncelikle dünya piyasalarında dolar endeksinde bir yükselişin hakim olduğunu ve dolar endeksinde yükseliş var ise, dolara bir ilgi var ise, küresel piyasalarda dolar değer kazanıyor ise, Japon yeni nezdinde doların değer kazanmakta olduğunu veya Japon yeninin değer kaybetmekte olduğunu, bu paralelde güvenli liman algısının bir diğer versiyonu olan altının ise yine değer kaybı yaşadığını artık kural olarak biliyorsunuz olmalı. Değerli arkadaşlar, dünyada veya küresel piyasalarda dolara karşı bir ilgisizlik olduğu zaman, dolara karşı bir güvensizlik oluştuğu zaman Japon yönü yükseliyor. Diğer taraftan altın ons fiyatı da yükseliyor. 1320 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade etmiştim. 1320 dolar üzerinde hep duruyorum. Bu seviye üzerinde kalınıp ise 1340-1360 bandına doğru bir yükseliş olabileceğini ifade ediyorken, şu anda doların önemli bir aktif rol oynadığı, küresel ortamda değerlenmiş olduğu veya dolar endeksindeki 96.500'lere yönelik bir atağın yaşandığı bir süreçte altın fiyatlarında ve Japon yeninde gerileme olması normaldir. Altın fiyatları için 1307 dolar önemli bir destek konumundadır. Bu seviye kırılır ise, bir kez daha ifade ediyorum değerli dostlar, 1307 dolar aşağı yönlü kırılacak olur ise 1290-1285 dolar seviyelerine kadar gerileme riski oluşmuştur. 1320 dolar üzeri de kapanışlar yaşanmaya başlanır ise önemli bir direnç aşılmıştır diyebiliyoruz. O halde 1307 doları yakından takip etmek gerekliliği ortaya çıkmış bulunmakta. Evet arkadaşlar, bu tablomu şu anda kaybetmek suretiyle tekrardan endeks üzerine dönmek istiyorum. Arkadaşlar, endeks hususunda maalesef ve maalesef ki, tekrar ifade etmek istiyorum ki, maalesef ve maalesef ki, 3'e katlayacak, 5'e katlayacak hisse önerilerinde bulunacağım. İşte şu şekilde portföyünüzü şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız şeklinde afaki yorumlar, ayağı yere basmayan öneriler vesaire şeklinde bir takım vatan millet tevatürleriyle işin içerisine girip de bir takım şarlatanların, açık söylüyorum, bir takım şarlatanların öneriler yaptığı ve bu önerilere de maalesef ve maalesef ki birçok yatırımcının aldandığı bir süreç içerisindeyiz. Ancak sizlere gerçekleri anlatan ve takip etmeniz gereken kriterleri ayrıntılı bir şekilde ifade etmeye çalışan birçok kıymetli, değerli analist var. Kendimi bunlarda mağada görüyorum. Asla ve asla kendimi övmek adına bir gayretim söz konusu değil. Elbette ki şarlatan ifadesiyle tanımlamış olduğum bazı üçkağıtçılar olduğu gibi ele öpülecek, gerçekten teknik analizin ilmine, bilmine varmış, dürüst ve saygın bir şekilde yatırımcıyı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına gayret gösteren arkadaşlarımız da bulunuyor. Onları da tebrik ve takdir etmemiz gerekiyor. Maalesef ki arkadaşlar, bu kişiler prim görmüyorlar. Niçin? Kulağa hoş gelen, 3'e katlayacak, 5'e katlayacak, şunu alırsan şöyle olacak, 1 hafta içinde %15, 3 hafta içinde %40 prim yapacak, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte paylaşacağız, sizin kazancınızdan da ben şu kadar oranda bir talepte bulunuyorum, bu da benim hakkımdır, gördüğünüz gibi kazanırsanız ben de kazanmış olacağım gibi gibi sizleri ikna edebilecek olan yaklaşımlar içerisinde bulunan şarlatanların yaratmış olduğu tablolara hepiniz tanık oldunuz. Evet, piyasalarda beklenmedik şekilde bir düşüş ve bir geri çekilme yaşandı. Ancak değerli arkadaşlar, sizlere yaklaşık 2-3 ay öncesinden itibaren, hemen hemen Aralık sonundan itibaren aktarmış olduğum borsa ve endeks detaylı analizlerimde yabancı takasında önemli bir artış olduğunu,
şu bölgeden itibaren önemli bir artış yaşanmakta olduğunu ve yabancı takasındaki bu artışın ise endekse önemli bir prim yaptırma potansiyeli taşımakta olduğunu. Endeksin 60'lara 70'lere inmek yerine yabancı takasında böylesine ciddi bir artış yaşanmakta ise yukarı yönlü bir eğilim yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Ve böyle bir grafiği sizlerle Ocak başlarında paylaştım ki o analizimi de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ben demiştim böyle oldu veyahut da oldu bittiden sonra bir takım yorumlar yaptığım şeklinde bir kanaate erişmemeniz bakımından aylar öncesinden söylediklerimin ve son günlerdeki uyarılarımın ne ölçüde manalı olduğunu daha rahat anlayabilmenizi sağlamak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, aylardır sizlere yapmış olduğum endeks analizlerimde, sınırlı dahi olsa vermiş olduğum borsayla ilgili çalışmalarımda demiştim ki yabancı takasında bir artış görüyor iseniz eğer, endekse de paralel bir yükseliş var ise bu durum olumlu olarak değerlendirilebilir. Yabancı takası artarken endekste bir gerileme yaşanıyorsa, bakınız şu bölgelerde yabancı takasında bir artış var ama endekste bir geri çekilme var. Bunun anlamı nedir değerli dostlar? Endeks gerilerken yabancı pozisyonunu artırıyor. Yani beklemede kalmak, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Zira yabancı pozisyonunu artırıyorsa bir bilgiyi vardır. Boşuna niçin alım yapsın? Geriledikçe alıyor ve gerilemesinden de yabancı hoşnut kalıyor. Belki de bilinçli, belki demeyelim kasıtlı olarak gerilemesine sebebiyet verecek şekilde 5 satarken arkadan, alt plandan 10 alıyor. Kendisi satış yapıyormuş gibi gösterirken bir başka yerli aracı kuruma ordinolar göndermek suretiyle ben 2 milyonluk X hisseden satıyorum ama şu seviyelerden 5 milyon, 7 milyon lot alım girilsin demek suretiyle takas payını artırıyordu. Ben sizlere bunun uyarısını Aralık sonlarından itibaren yapmaya gayret gösterdim. Ancak önemli olan bir başka husus daha vardı ki o analizi paylaşırken demiştim ki eğer ki endeks yabancı oranının üzerine çıktığı zaman ve endeks yükselirken yabancı takasında bir azalma görüyorsanız işte bu da tehlike işaretidir. Nasıl ki endeks gerilerken yabancı takası artıyorken bunu olumlu bir faktör olarak değerlendiriyorsak, endeks yükseliyorken veya yukarı üst seviyelerde tutunuyormuş gibi bir görüntü arz ediyorken yabancı takasında bir azalma yaşanıyorsa bu da endeks adına bir tehlikedir. İşte değerli arkadaşlar, bu seviyelerde yabancı takası artıyor. Beyaz eğrimiz yabancı takasını göstermekte. Ama endeks geriliyor. Ancak ne oldu? Sonrasında çok önemli bir parlama yaşamak suretiyle 89 binlerden 106 binlere kadar devam eden bir yükseliş yaşandı. 106 binde ne oldu değerli arkadaşlar? Yabancı takası yavaş yavaş azalmaya başladı. Hemen yabancı takas oranını ön plana getireceğim oranları görebilmeniz bakımından. Evet, şu seviyede değerli dostlar, yabancı takas oranı %66.16'lar. Yani endeksin 106 bin seviyeleri. Buradan itibaren bir geri çekilme başlamış ve yabancı takas oranı son olarak %65.13'lere gelmiş. Son 1-2 günlük satışı dikkate almayalım. Onun sebepleri malum arkadaşlar, onu biliyoruz zaten. Ama yabancı takas oranında önemli bir geri çekilme eğilimi olmuş. En son vermiş olduğum analizimde demiştim ki özellikle Fed kararı sonrasında Fed'in 2019 yılının ikinci yarısında faiz artırımı yapmayacağı ve sıkılaştırma politikasını Eylül ayında sonlandıracağına dair söylemlerini çok net ifadelerle zikretmesinin ardından dedim ki bu durum gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir ifade ama bunu bir bahane ve sebep olarak kullanmak isteyebilirler. 100 bin üzerinde tutunmak isteyen bir endeks görüntüsü yaratmak suretiyle yabancı, düne kadar yükselişi kabullenmemiş ve katılım gösterememiş olan yerli yatırımcıyı cezbedebilmek bakımından 100 ila 105-106 bin aralığında gitgeller yapacak ama 100 binin aşağısını göstermemek kaydıyla da 100 bin artık destek olmuştur mesajlarını verip
yeni yatırımcıları katılıma, yükselişe katılım göstermemiş olan yatırımcılara buyurun siz de gelin. Bakınız 100 binin altına düşmüyor işte diyebilme mesajları ve stratejisini uygulayabileceğini ifade etmiştim. Bunu defalarca uyguladı. Defalarca 100 binin 101 bin aşağısına 100 bin 600 lira 700 lira gerilemeler oldu ama 100 bin desteği kırılmadı. 1-2 gün içerisinde 2 bin 103 bin 105 bin lira yönelik tepkiler yaşandı. Ama her nasılsa 106 bin geçilemedi. 110 bin lira gidilemedi. 120 bin lira gidilemedi. Çünkü yabancının amacı 100 bin üzerinde endeksi 120 lira, 130 lira, 140 lira taşımak değil, bir şekilde 89 bin seviyelerinden yüklendiği ciddi pozisyonu realize edebilmek ve hafifleyebilmek idi. Evet, seçimler öncesinde ve son yaşadığımız şu 1-2 gün içerisinde yabancının çok ciddi ve şuursuzca satış yapması bu anlatmış olduğumuz stratejiyle izah edilecek olan bir kavram değil. Zira yabancı TL nakde erişebilmek bakımından sert satışlar yaptı. Ama 105 bin ötesine gidebilme fırsatını bulmasına rağmen bunu gerçekleştirmedi. Ve sürekli olarak bakınız şu günlerden itibaren tarih 28 Ocak yani Şubat ve Mart ortasını da dikkate aldığımız zaman son günlerdeki olağanüstü süreci dışlayıp normal günlerimizi dikkate aldığımız zaman yabancının önemli bir şekilde pozisyon azaltma çabasında olduğunu ama endeksinde güçlü kaldığı bir sürece tanık oluyoruz. O halde kuralımız çok geçerli demektir. Yabancı pozisyonunu artırıyorken endeks düşüyor ise buna çok fazla korkuyla yaklaşmamak gerekiyor. Ama yabancının pozisyonlarının üzerinde bir endeks seyri var ise şuralarda olduğu gibi tereddütle yaklaşım göstermek lazım. Hele ki endeks yukarı gidiyorken yabancı pozisyonunu azaltıyor ise daha çok tereddütle bakmak gerekiyor. Arkadaşlar bu ayrıntıları sizlere anlatmamdaki sebep evet olan olduğu biten bitti. Endeks 105'leri 106'ları gördü. Şu an 91 lira geldi. Bu ne sondur ne de ilktir. Birçoğunuz borsaya küsüreceksiniz, bir daha asla diyeceksiniz ama birçoğunuz da hayır gemi battığı yerden çıkarılır, ben bu borsada kaybettiklerimi borç verdim, yine buradan kazanacağım diyeceksiniz. Sürekli olarak borsada işlem yapmaya devam edeceksiniz. İşte bu bilgiler kulağınıza küpe olsun ve bir şekilde yabancı takas oranını dikkate alınız, değerlendiriniz. Bir şekilde bu bilgiye ulaşmaya gayret gösteriniz diye sizleri bunlara anlatmak ve yaşanmış en yakın örnekleriyle sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, görmekte olduğunuz üzere şu anda yabancı takas oranının çok ama çok aşağısında bir endeks seyrine hakim durumdayız. Yani şöyle bir tabloyu ne kadar çok geriye gidersek gidelim, ne kadar çok geriye gidersek gidelim, bu kadar büyük bir endeksin yabancı takas oranından aşağı indiği bir sürece neredeyse rastlamak mümkün olamayacaktır. Bu evet çok özel bir süreçtir, çok özel bir gündür, çok özel bir dönemdir daha doğrusu. Bu seviyeden öte bir tepkinin oluşması beklenebilir mi? Elbette ki beklenebilir. Ancak değerli arkadaşlar, bir tepkinin beklenebilmesi için bu tepkiye ilgi gösterecek kurum, aracı kurum veya yatırımcı ve bu güce sahip olan kurumlara ihtiyacımız bulunmakta. Biz yabancıya çok önemli bir şamar attık. Yabancıyı ciddi şekilde ürküttük. Yabancı Türkiye piyasaları konusunda önemli tereddütler yaşıyor şu anda. Şu anda bir takım zararlarını telafi edebilmek adına hatta ve hatta zararlı pozisyonlarını olabildiğince uygun seviyelerden kapatabilmek adına bir çaba içerisinde bulunuyorken yabancının 3-5 gün sonra tekrar bizim borsamıza dönebileceğini beklemek biraz çok iyimser bir beklenti olacaktır. Yabancı ilgi göstermiyorsa da bizim borsamızın bir yerden bir yere gitmesi pek de mümkün değil. Çok basit ifadeyle yabancı takas oranı arkadaşlar %65'ler civarında. 3-5 birkaç ay öncesine kadar %60'lar civarındaydı. İster %60 olsun, ister %65 olsun.
Sonuç ne? Yabancı bizim borsamızda %50'nin ötesinde ağırlık sahibi. Yabancı ciddi alım yapmıyorsa endeks veya X bir hisse belli bir noktadan belli bir noktaya pek de kolay gidemiyor. Ha, spekülatif hareketlerle şunlarla bunlarla 3-5 gün içerisinde şu kadar bu kadar prim yapan hisseler, onlara gelmiyorum arkadaşlar. O hisselerin ne kadar sığ hisseler olabildiğini ve 3 gün içinde %20 prim yaptıktan sonra 10 gün içerisinde %40-50 düşüş ve geri çekilme yaşadığına sanıyorum ki hepiniz tanık olmuşsunuzdur. Bunlar ayrı konular. Likit, derin ve özelliği olan, ağırlıklı olarak ifade etmek gerekirse X30 veya X50 hisseleri hususunda yabancıların daha çok ilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Bu hisselere onların yoğun ilgisi var ise hisseler önemli ölçüde yatırımcısına kazandırabilmekte. Bundan sonra yabancı yatırımcı bizim borsamıza ne kadar ilgi gösterecektir veya ne kadar zaman içerisinde yaşadığı bu sıkıntıların acısını unutup da tekrardan ucuzdur, avantajlıdır, karlıdır diyerekten bizim borsamıza yönelecektir. Bunu bilmek ve de kestirebilmek şu an için mümkün değildir. Bu tabii ki ekonomi otoritelerinin, iktidarın seçimlerden, özellikle seçimlerden sonra atacağı adımlarla da çok ilişkili bir durumdur. Değerli arkadaşlar, borsa cephesine bakış açınızı genişletebilmek ve analitik bir düşünce içerisinde olabilmeniz bakımından bu ayrıntılara girme ihtiyacını hissettim. Şimdi gelelim borsadaki genel duruma. Arkadaşlar bugün, daha doğrusu dün akşam üzeri saatlerinde sizlere bir analiz aktardım. Ve dedim ki %23.6'ya tekabül etmekte olan 93.350 seviyesi önemli bir tümbaranci desteği konumundadır. Ve bu analiz aktardığım esnada ise hemen hemen bu seviyeler değildik. 97.000-97.600-500 bu civarlara bir geri çekilme olsa bile bu seviyenin üzerinde eğer kapanış gerçekleştirebilir isek, yani 93.300'ün üzerinde bir kapanış yaşanabilirse, olası geri çekilmelere rağmen yine de kapanışı bu seviyenin üzerinde yapabilirsek diyebilirdik ki bu destek önemli bir destek ve korunmak istiyor. İsteniyor. Ama maalesef ve maalesef ki yabancı swap faizlerinin %1200'lere ulaştığına dair bir takım haberlerin de yansımasının etkisiyle satışlarını artık şuursuz boyutlara ulaştırdı. Gördüğü her kademeden satmaya başladı. Hiçbir şekilde destek direnç tanımlarını kale almadı bile ve sonuç 91.800'lere kadar geri çekilen, daha doğrusu 90.500'lere kadar geri çekilen bir satış ardından 91.855 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. 90.500 seviyesinin önemi nedir arkadaşlar? 90.500 seviyesi geçmiş tarihlerde, şu tarihte, işte 14 Ocak tarihinde, efendim 22 Ekim tarihinde ve geçmiş tarihlerde zaman zaman destek rolünü üstlenmiş, bu seviyenin aşağısına inilmeler sonrasında ise tepkilerin oluştuğu bir bölge adına anlam taşıyor. Şu kalın hattım 90.400'ler, 90.500'ler seviyesini göstermekte. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar, yaklaşık 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bu seviyenin aşağısına inişler olmuş ama dönüşler ise oldukça sert ve istekli olmuş. O halde burası bir destek olarak kabul edilebilir ama bugün itibariyle 90.500 seviyesine kadar bir geri çekilmenin yaşandığını ve buradan da geçmişte son 6-7 aylık süredeki bir takım istatistikleri grafiksel olarak baktığımız zaman da buralardan bir tepkinin oluştuğuna tanık oluyoruz. Bunun anlamı şu değildir değerli arkadaşlar. Yarın 90.500'ün de aşağısı görülmeyecek, 90.000'in aşağısını inmeyeceğiz şeklinde bir yaklaşım mümkün değildir. Ama bu kadar büyük bir boşluk oluştuysa, boşluk eşittir, bu kadar büyük bir çubuk, bu kadar uzun bir bar oluştuysa bunun makul bir tepkisinin olabileceğini de dikkate almak lazım. Nasıl ki ani yükselişlerde bir boşluk oluştu veya teknik analiz diliyle bir gap oluştu ifadesini kullanıyorsak, geri çekilmelerde de önemli bir gap oluşmuş ise bu boşluğun veya gap'in
bir şekilde doldurulması beklenebilir. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür ve koşullar gereğince bu boşluk çok da tatmin edici bir şekilde doldurulmayacaktır. Ufak tefek tepkiler niteliğinde ve özellikle yabancının hatta düne kadar pişmanlık duymuş olan yerli yatırımcının ufak tefek yükselişlerde bile zararın neresinden dönersem kârdır mantığıyla bu fırsatı da değerlendireyim yaklaşımıyla gidişat iyi değildir karamsarlığı ile yükselişleri satış fırsatı olarak görmesi ve yeni gerilemeler olabilme ihtimali mevcuttur. Bu gerilemeler nereye kadar devam edebilir? Arkadaşlar, klasik bir süreç içerisinde normal koşullar altında bulunuyor olsaydık diyebilirdim ki 90 bin aşağısına 88-89 bin aralığına bir geri çekilme olsa bile buralardan hızlı bir tepkiyle 90 bin üzerine yönelebiliriz. Teknik tablo bunu ifade ediyor diyebilirdim. Ama içinde bulunduğumuz koşullar, seçimlerden sonra nasıl bir ekonomik takvim oluşacak, ne tür tedbirler alınacak, yabancıya atılan bu ciddi Osmanlı şamaranın ardından nasıl bir yabancı yaklaşımı Türk piyasalarına oluşacak, bunları bilmediğimiz için ve özellikle de yabancı yatırımcıları özellikle borsa cephesi adına da önemli ölçüde ürküttüğümüz için yabancının ne kadar zaman sonra bu küskünlüğünden vazgeçip de bizim piyasalarımızla flört etmeye başlayabileceğini emin olunuz ki ben bilmiyorum. Açık ve dürüstçe söylüyorum, bilmiyorum. Yabancının satışları bir süre daha devam eder mi? Bunu da net olarak şu andan kestirebilmek mümkün değildir. Şurada 85 binler seviyesinde %0'ı gösteren 84.600'ler seviyesinde oluşan bir 2018 yılı dibini görmekteyiz. 13 Ağustos tarihinde. Bu seviyelere kadar bir yaklaşım olma riskimiz mevcuttur. O halde arkadaşlar şunu dikkate almak durumundayız. %23.6'ya denk gelmekte olan yani 93.400 seviyesi. 93.400 seviyesi üzerine geri dönüşler olmak istenebilir. Tekrar 95 bin lira yönelik bir tepki yaşanabilir. Ama eğer 95 bin geçilemiyorsa ve 93.400 seviyesi üzerinde bir kalıcı seyir oluşamıyor ise bu durumda bu seviyeyi elinde pozisyon bulunduran kişiler adına bir kısa orta vade için stop loss sebebi olarak görmelerinde yarar olabilir. Asla ve asla yatırım danışmanlığı veyahut da bu konuda bir tavsiye niteliğinde bir yaklaşım içerisinde değilim. Sadece teknik tablonun bizlere çizdiği görüntüyü ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar şuradaki durum yani 85 bin ila endeksin en yüksek tepeyi gördüğü 120 binler arasındaki seviyeleri referans aldığımız zaman çizdiğimiz Fibonacci kriteri bize diyor ki eğer 93.300 seviyesi aşağısında kalınır ise geri çekilme ihtimali 89.000 seviyesine kadar devam edebilir. Bu ihtimali bize ifade ediyor. Bu ihtimal sizler için bir önem taşıyor ise bu riski almak istemiyorsanız bu durumda yukarı yönlü ataklarda karlı olan pozisyonlarınızı realize etme düşüncesini biraz daha ön plana almanızda yarar görünmekte. Niçin? Önümüzdeki süreçte yabancı kelimesini sürekli art arta kullanıyorum. Yabancı borsamıza ilgi göstermediği zaman borsamız veya endeksimiz bir yerden bir yere gidemiyor maalesef. Bu sebeple arkadaşlar mevcut kriterleri dikkate almanızda fayda bulunmakta. Ve bir önemli husus daha var ki arkadaşlar mutlaka bir sistem takip ediniz. Ekranlara boş boş bakmaktansa ha iner ha çıkar diye belli bir umut içerisinde hareket etmektense birilerinin sizlere söylemiş olduğu hedef seviyelere ulaşabilmek için habire ek alımlar yapmak, düştükçe biraz daha alayım zaten şuraya buraya gidecek bu şekilde bir öngörü bana verildi gibi şartlanmaktan sonra belli teknik kriterleri dikkate almanızda yarar bulunmakta.
ve mutlak surette bir veri analiz sitesinden, bunun adı sanı nedir hiç önemi yok, bir veri analiz sitesinden hisselerinizin destek ve direnç noktalarını, o gün ne kadar para girmiş ve ne kadar çıkmış, kim almış kim satmış ve hissenizdeki teknik göstergelerin neyi ifade ettiğini mutlaka algılayınız. Gün sonunda bunu inceleyiniz. Bu incelemeleri yaparsanız boş boş ve bilinçsiz bir şekilde o hissenin kâr etmesini ve size kazandırmasını beklemiş olmazsınız. Arkadaşlar, benim zaman zaman analizlerimde dikkate aldığım, sizlere örnek olarak gösterdiğim bir site bulunuyor. Bu bir veri analiz sitesidir. Borsapivot.com denilen bir sitedir ve ben bu sitenin teknik danışmanlığını yapmaktayım. Bu sitenin ana sayfasında gerek endeksle ilgili, gerekse VIOP'la ilgili pivot verileri yayınlanmakta her gün. Bu ana sayfadan ücretsiz olarak bunu izleyebiliyorsunuz. Ancak site gerek günlük para geri çıkış verileri, gerekse teknik analiz sonuçları gibi bazı bölümleri de ücretli yapmış durumda. Veri analiz sitelerinin hemen hemen hepsi ücretlidir. Ücretsiz olanlar ise reklam gelirleriyle bu konuyu bir şekilde finanse etmeye çalışıyorlar. Onların problemidir. Ben o ayrıntıya giremeyeceğim. Ancak değerli dostlarım, günlük para giriş ve çıkış bölümünü tıkladığınız zaman hissenize ilişkin olarak hangi hissenin ne miktarda bir para giriş ve çıkışı yaşadığını net olarak görebiliyorsunuz. Örneğin verilen en son itibariyle 27.3, yani dün 22.46 itibariyle güncellenmiş. Biz buradan Garanti Bankası hissesini diyelim ki isteyelim. Garanti Bankası'na bugün ne kadar para giriş ve çıkışı yaşanmış? Evet, 41 milyon civarında bir çıkış yaşanmış. Bir gün önce ne olmuş? 26 milyon civarında bir para çıkışı var. 2 gün önce 96 milyon gibi son 5 güne ilişkin verileri alabilmek mümkün. Bunun haricinde teknik analiz sonuçları bölümünde örneğin 4-9 ortalaması olarak adlandırılan bir teknik sisteme baktığımız zaman bu sistemin vermiş olduğu sinyallerin nasıl sonuçlar yarattığını da görebiliyorsunuz. Diyebilirsiniz ki son 2 gün içerisinde zaten bütün hisselerin durumu kötüydü. Hangi sistem, hangi teknik sistem olursa olsun olumsuz sinyaller illaki üretmiş olacaktır ifadesini kullanabilirsiniz. Biz isterseniz son 3 güne bakalım. 3 gün içerisinde Anadolu Telekom %18 civarında, %19 civarında bir karlılık yaratmış. Yani 0.37 seviyesinden bir olumlu sinyal üretmiş ve en yüksek 0.44 seviyesine kadar yükselmiş. 3 gün içerisinde %18'lik bir gelir sağlamış durumda. Atlas'a bakalım arkadaşlar. Bu hissede 3 gün önce olumlu bir sinyal üretmiş. %5 civarında bir prim yapmış ama son kapanış değeri itibariyle %6 civarında negatif kapatmış. Diğer taraftan olumsuz sinyal üretenlere bakalım isterseniz. Olumsuz sinyal üretenler açısından baktığımız zaman da yine değerli arkadaşlar biraz daha rentable, biraz daha gerçekçi olması bakımından 3 gün önceye dönüyorum. Son günlerde zaten birçok hissenin teknik durumu bozuldu. Örneğin 3 gün öncesi itibariyle Afyon hissemiz arkadaşlar 4.61 seviyesinden bir sat sinyali üretmiş ve %6'lar civarında bir avantaj sağlamış durumda. Bu kadar değer kaybı oluşmuş. Diğer taraftan Akbank'a bakalım. Akbank 3 gün önce 6.36, ki biliyorsunuz arkadaşlar 3 gün önce piyasalarda çok olağanüstü bir sıkıntı yoktu. 3 gün önce dediğimiz pazartesi gününden bahsediyoruz. 6.36 seviyesinden bir sat sinyali veriyor ve 5.46 seviyesine kadar bir geri çekilme olmuş ve 5.53 seviyesinden kapanış gerçekleşmiş. Akbank'ı elinde bulunduran kişiler %13 civarında son kapanış itibariyle bir avantaj sağlamış durumda. Arkadaşlar neye bakalım? İşte Arena'ya bakalım. Arena benzer şekilde 3.42'den sat sinyali üretmiş. %3 civarında avantajlı durumda. Alarko'ya bakalım. 2.74 seviyesinden 3 gün önce bir sat sinyali üretmiş. 8.76 civarında %1 avantaj sağlamış durumda. Bu 3 günlük sürecim 18, evet, Doğan Gazete'ye baktığımız zaman %18.5'lar civarında bir avantaj sağladığını görüyoruz. Neredeyse 3-4 son 3-4 gün, 5 gün, 6 günlere kadar gidebiliriz burada. Hepsinde oluşan sinyallerin büyük olasılıkla doğru bir referans oluşturabildiğini görüyoruz. Elbette ki teknik analiz ve teknik sistemler hiçbir zaman için yatırımcının niyetinden önde gidemez.
yanlış sinyaller üretebilir. Bugün al diyen bir senet yarın sat sinyali üretebilir veya bugün sat konumuna geçmiş olan bir hisse yarın şu veya bu sebepten ötürü önemli bir alıma maruz kalmak suretiyle farklı sonuçlar yaratabilir. Ama hiçbir şey bilmeden, hiçbir teknik veyahut da kritik değere sahip olmadan ezbere işlem yapmaktansa belli bir kriteri takip etmenin yararlı ve faydalı olabileceği kanaatindeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 gün önce itibariyle İzmir Demir Çelik 1.77'den sat sinyali üretmiş, 10.17'lik bir avantaj yaratmış. Biraz daha gerilere gidiyorum. 10 gün öncesi itibariyle Doğu Gübre 1.77 seviyesinden sat sinyali üretmiş, 19%20'ler civarında bir avantaj oluşturmuş durumda. Yine arkadaşlar Parsan'a bakıyoruz. Parsan benzer şekilde %13-14'ler civarında bir avantaj oluşturmuş durumda. Daha da geriye gittiğimiz zaman görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar işte Kozal'ın dahi güncel bir hisse olması nedeniyle söylüyorum. Neredeyse 40 gün önce 53-65'ler seviyesinden bir sat sinyali üretmiş ve sonuç olarak %20'ler civarında yatırımcısını koruyan bir tablo oluşmuş. Değerli arkadaşlar, sizlere tavsiyem hangi siteden, hangi veri kaynağından, nereden? Hiçbir önemi yok. Mutlaka elinizde belli doneler olsun. Sadece ve sadece duygularınızla hareket etmeyiniz. Sadece ve sadece birilerinin yükselecek veya düşecek şeklindeki söylemlerini kale almayınız. Mutlaka bunun sizi tatmin edebilecek olan bir teknik ve de temel altyapıya oturtulmasını bekleyiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorum ki çok önemli kayıplar içerisindesiniz. Üzüntünüz çok büyük, anlıyorum. Ama bu tarz günler gerçekten beklenebilir günler değil. Stop loss yapması, satış yapıp da nakde geçmek veya karı realize etmenin veya bir şekilde zarardan kurtulmanın pek de kolay olmadığı çok olağanüstü günlerden geçmekteyiz. Çok çok iyi bilenler dahi önemli zararlar yaşamakta. Sürekli ismini zikrettiğim George Soros isimli duayen borsacımız bugün 90'lı yaşlarda 70-75 yıllık veya 65-70 yıllık bir borsa geçmişi olan bir uzman, bir üstad dahi diyor ki ben de her aldığımda kar etmiyorum. Ben de zaman zaman piyasaya karşı kaybediyorum. Stop loss yapmak durumunda kalıyorum. Ama sabırla, ama doğru stratejilerle, ama belli sistemleri takip ederek olabildiğince 10 işlem yapıyorsam bunun 5'inde 6'sında kar edip 3'ünde 4'ünde zarar etmem çok da önemli değil diyebiliyor. Sizler de bu konuma gelebilmek için lütfen afaki davranışlardan, hayal ürünü söylemlerden, endekse veya hisselerinize dair biçilen mantığınızın kabul etmeyebileceği ama duygularınıza ve kulaklarınıza hoş gelen bir takım ifadelere lütfen temkinli yaklaşınız. Efendim, hoşça kalınız, sevgilerim ve saygılarım.